İYİ Parti'nin altılı masadan kalkma kararı sonrası yaşanan gerilim belediye meclisine de yansıdı. Edinilen bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Bu durumun Mansur Yavaş cephesinde de rahatsızlık yarattığı belirtildi inanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Bu İYİ Parti'nin altılı masadan kalkma kararı sonrası gerginlik sadece o masaya değil belediye meclislerine de yansıdı. Edinilen bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa edildi. Bu durumun Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi ve merak yaratan görüşme iddiası. Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşeceği iddiası ortaya atıldı. Ama o görüşme gerçekleşmedi. Sağ olun. Evet. CHP'den Yavaş ve İmamoğlu'nun görüşmede iradelerinin CHP Genel Başkanı'na bağlı olduğu aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekleri duyuruldu. İyi İl Parti'dense ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de onların açıklaması geldi. İşte CHP'den yapılan açıklama ve ifadelerin de Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı belirtildi. CHP liderine görüşmeye dair bilgi verilmesine rağmen böyle bir açıklama yapılmasının amacının görüşmenin iptal edilmek istenmesi olduğu yorumları yapıldı.